Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 7. sözden devam ediyoruz. Bugün 34. dersimizi yapıyoruz. Dün 7. sözü bir miktar okuduk, bir miktar da üzerine konuştuk ama dün pek o tılsımları açamadık. Ben de hazırlıksız olduğum için, öncesinde çalışmadığım için demek ki 7. söze dair de arka planımda çok bir şey yokmuş. Şuur altımda çok bir kayıt yokmuş. Onlardan çağıramadığım için dersimiz çok verimli olmadı gibi hissettim ben. Yine tabi elbette metinden kaynaklı nurlar yağmıştır elhamdülillah. Cenab-ı Hak elbette kapısına gelen hiçbir dilenciyi boş çevirmiyor ama yeterli istifadeyi de yapamadık gibi hissettim ben. Yedinci sözü baştan bir daha okuyalım. Biraz daha üzerine konuşalım. Öncelikle şöyle yapalım istiyorum ben. Bir okuyayım kıssanın sonuna kadar, daha doğrusu temsil hikayeciğin sonuna kadar bir okuyayım. Ondan sonra da yine birinci paragrafın üzerinden konuşmaya başlayalım. Dün konuştuğumuz kısımları fazla şey yapmayız, detaylandırmayız. Ama sonraki kısımlarda yine derin düşünmeye gücümüz yettiğince, çapımız yettiğince çalışırız. Bizden inat, Allah'tan murat. İnat da bir duadır. Evet, yedinci söz. Şu kainatın tılsımı muğlakını açan, amentü billahi ve bil yevmil ahir, ruhu beşer için saadet kapısını fetheden, ne kadar kıymetdar iki tılsımı müşkül küşa olduğunu ve sabır ile halikına tevekkül ve iltica ve şükür ile rezzakından sual ve dua, ne kadar nafi ve tiryak gibi iki ilaç olduğunu ve Kur'an'ı dinlemek, hükmüne inkiyat etmek, namazını kılmak, kebairi terk etmek, ebedül abad yolculuğunda ne kadar mühim, değerli, revnaktar bir bilet, bir zad-ı ahiret, bir nuru kabir olduğunu anlamak istersen, şu temsil hikayeciye bak, dinle. Şuralarda da sanki bir ahenk var. Revnaktar bir bilet, bir zad-ı ahiret. Böyle hani sanki üstad orada bir vezin aramış gibi, bir ölçü koymuş gibi, heceler sayısı arasında bir uyum varmış gibi. Bir nuru kabir olduğunu anlamak istersen şu temsil hikayeciye bak, dinle. Bir zaman bir asker meydanı harp ve imtihanda, kar ve zarar deveranında pek müthiş bir vaziyete düşer şöyle ki. Sağ ve sol iki tarafından dehşetli derin iki yara ile yaralı ve arkasında cesim bir aslan ona saldırmak için bekliyor gibi duruyor ve gözü önünde bir dar ağacı dikilmiş. Bütün sevdiklerini asıp mahvediyor, onu da bekliyor. Hem bu haliyle beraber uzun bir yolculuğu var, nefyediliyor. Affedersiniz şunu. O biçare şu dehşet içinde meyusane düşünürken sağ cihetinden Hızır gibi bir hayırhah, nurani bir zat peyda olur, ona der. Meyus olma, sana iki tılsım verip öğreteceğim. Güzelce istimal etsen o aslan sana musahhar bir at olur. Hem o dar ağacı sana keyif ve tenezzüh için hoş bir salıncağa döner. Hem sana iki ilaç vereceğim. Güzelce istimal etsen, o iki müteaffin yaraların, iki güzel kokulu Gül-ü Muhammedi aleyhissalatu vesselam denilen latif çiçeğe inkılap ederler. Hem sana bir bilet vereceğim. Onunla uçar gibi bir senelik bir yolu bir günde kesersin. İşte eğer inanmıyorsan bir parça tecrübe et, ta doğru olduğunu anlayasın.
hakikaten bir parça tecrübe etti, doğru olduğunu tasdik etti. Evet, ben yani şu biçare Sait dahi bunu tasdik ederim. Çünkü biraz tecrübe ettim, pek doğru gördüm. Bundan sonra birden gördü ki, sol cihetinden şeytan gibi dessas, ayyaş, altı dışı bir adam, çok ziynetler, süslü suretler, fantaziyeler, müskirler beraber olduğu halde geldi, karşısında durdu. Ona dedi, hey arkadaş, gel gel, beraber işret edip keyif edelim. Şu güzel kız suretlerine bakalım, şu hoş şarkıları dinleyelim, şu tatlı yemekleri yiyelim. Sual, ha ha, yani sual derken bu suali o adam, o dessas adam şey yapıyor, soruyor. Sual, ha ha, nedir ağzında gizli okuyorsun? Cevap, bir tılsım. Bırak şu anlaşılmaz işi, hazır keyfimizi bozmayalım. Ha şu ellerindeki nedir? Bir ilaç. At şunu, sağlamsın, neyin var? Alkış zamanıdır. Sual, ha şu beş nişanlı kağıt nedir? Cevap, bir bilet, bir tayinat senedi. Asker de ona cevap veriyor. Bir bilet, bir tayinat senedi. Yırt bunları. Şu güzel bahar mevsiminde yolculuk bizim nemize lazım der. Her bir desiseyle onu ikna çalışır. Hatta o biçare ona biraz meyleder. Evet, insan aldanır. Ben de öyle bir dessasa aldandım. Birden sağ cihetinden rahat gibi bir ses gelir. Der, sakın aldanma. Ve o dessasa de ki, eğer arkamdaki arslanı öldürüp, önümdeki dar ağacını kaldırıp, sağ ve solumdaki yaraları def edip, peşimdeki yolculuğu men edecek bir çare sende varsa, haydi yap, göster, görelim. Sonra de gel keyif edelim. Yoksa sus hey sersem. Ta Hızır gibi bu zat-ı semavi dediğini desin. Temsil burada bitiyor ve şu cümleyle hakikat kısmı başlıyor. İşte ey gençliğinde gülmüş, şimdi güldüğüne ağlayan nefsim diye Üstad Hazretleri burada artık hakikatleri söylemeye başlıyor. Temsildeki sembolleri aşmaya başlıyor. Biz geri dönelim, baştan bir daha konuşmaya çalışalım. Dün beceremediğimizi bugün bir parça düzeltmeye çalışalım. Başlarken şunu söylemek istiyorum. Bugün biraz şeye baktım. Hani amentü billah ve bil yevmil ahir ifadesinin geçtiği ayetlere baktım. Çoğunu zaten bilirsiniz yani. Birçok ayet var Kur'an'da. Allah'a imanın ve ahireti imanın beraber anıldığı birçok ayet var. Bu açıdan dediğim gibi 7. sözde ayet yok. Demek ki Bediüzzaman Hazretleri 7. sözde ayet tefsir etmedi falan gibi çıkarımlarda bulunmak çok sığ. Çok böyle kapalı, at gözlüklü bir bakış. Bir kere amentü billahi ve bil yevmil ahir terkibinin beraber bulunduğu her yere buradan doğrudan atıf var. Bırakınız doğrudan atfı. Bir de amentü billah ve ahirete imanın, yani Allah'a iman ve ahirete iman. Amentü billah Allah'a iman, amentü bil yevmil ahir ahirete iman, ahiret gününe iman. Yevmiye vermek, gündelik vermek manasında ya biz de kullanıyoruz onu. Maliki yevmiddin, hesap gününün sahibi, gene yevm. Yani yevm kelimesi aslında Türkçe'de de kullanılıyor. Yevmiye, günlük ücret manasında. Bu ikisi hem beraber Kur'an'da geçiyor sıkça, hem hadislerde beraber geçiyor sıkça, hem de tek tek de zaten Kur'an'da çok geçiyorlar. Bizzat bulunmalarını da bırakalım, onu da terk edelim. Onlara işaret eden, dolaylı olarak da ahirete imandan ve Allah'a imandan bahseden o kadar çok ayet, hadis var ki, yani bu bahsi okuyup burada ayet tefsir edilmemiş demek çok çok büyük bir böyle nadanlık eseri. Şöyle yapmıyor ama Bediüzzaman Hazretleri, bunu belki kabul edebiliriz. İşte şu ayet şudur, bu ayetin bu kelimesinden şu çıkar, şu ayetin şu kelimesi siyak sibak ilişkisiyle şöyledir falan filan gibi bu klasik tefsir usulünde alışkanlık edindiğimiz işaret-ül icazı da Bediüzzaman'ın da yaptığı o usulde yapmıyor.
Fakat yine kendi bürhanlarını öyle çıkarıyor, bize nasıl çıkardığını anlatmıyor. Muhtemelen buradaki bütün hakikatleri eğer ehli olsak işin, bilsek yani o tefsir usulünü, Arapçamız olsa, saf nahif bilgilerimiz iyi olsa böyle Arapçanın yani inceliklerine hakim olduğumuz gibi tefsir usulünün de inceliklerine hakim olsak, öyle bir bilgimiz olsa, yani alim olsak, işin hakkını verebilecek birisi olsak, o zaman buradaki manaları biz de ayetlerde işaretleyebiliriz, bulabiliriz. Üstad nasıl gittiğini söylememiş ama yine oradan konuşmuş. Yine bir usul içinde konuşmuş. Yine ayetlerden, hadislerden bize haberler vermiş. Ki işte bakarken onu söylüyordum. Bir hadis-i şerif gördüm, diyor ki Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun diyor. Şimdi bu yedinci sözün temsil kısmı, bakınız ilk paragraf Âmentü billahi ve bil yevmil ahirle başladı. Allah'a ve ahiret gününe imanla. Kıssanın sonu nasıl bitti? Yoksa sus hey sersem. Hani konuşacaksan şu şartlarda konuş. Ne diyordu? Peşindeki yolculuğu men edecek bir çare sende varsa, bulursan haydi yap göster görelim. Sonra de. Bak o zaman konuş diyor. Gel keyif edelim. Yoksa sus hey sersem. Ta Hızır gibi bu zat-ı semavi dediğini desin. Yani o hadisteki Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun şeyi sanki bu temsilin içinde de var. Temsildeki askere de öyle söylemesi tembih ediliyor. Yani bu adama de ki başımdaki dertlere, önümdeki problemlere, varoluşsal, ontolojik, mahiyetime işlenmiş, kaçınılmaz olan sorunlara hakikaten bir şifan varsa, bunları değiştirebiliyorsan, ölümü kaldırabiliyorsan, faniliği yok edebiliyorsan, bana de ki tamam ya eğlenelim hadi gel. Ama sen bunlara bir çözüm bulmuyorsun ki. O zaman de ki konuşma arkadaşım, senin bir çözümün yok. Sen sadece beni oyalıyorsun yani yolda. Sadece beni meşgul ediyorsun, kafamı bulandırıyorsun. Senin aslında bir devan yok yani sürece dair. Uyuşturmam var, gafletim var, görmezden gelmem var. Senin icraatın bu kadar. Temsil bize onu anlattı. Şimdi tekrar başa dönelim ve okuyalım. Şu kainatın tılsımı muğlakını açan, âmentü billahi ve bil yevmil ahir, ruhu beşer için saadet kapısını fetheden ne kadar kıymetdar iki tılsımı müşkül küşa olduğunu. Yani kainat, dünkü söylediklerimizden hareketle devam edersek, aslında bir hazine gibi, gömülü bir define gibi kainat, sadece 3 boyutta, 4 boyutta, en boy derinlik ve zaman boyutlarında yaşamazsanız, daha aşkın bir şeyler olduğunu hisseder ve ararsanız, onun düğümünü size açacak, dünyada yaşarken dünyadan aşkın yaşayabilmeyi sağlayacak olan iki tılsım varmış. Nasıl ki defineciler tılsım bulduklarında bir şeyler okuyorlar, yani büyü olmasın, işte bizi çarpmasın falan filan diye. Onun gibi o kapıyı güvenle açabilecek. Tabiri caizse Ali Baba'nın açıl susam açılı gibi, o haramilerin mağarasının kapısında söylediği. Yani kapı tamam, dağdan ibaret değil oradaki varlık. İçine bir yolculuk var, içinde hazineler var. Ama nasıl açılacak? Açıl susam açıl diyor, açılıyor mesela tılsımı öyle hikayede, masalda. Ama kainatta asıl kainatın tılsımı ne? Âmentü billah, Allah'a iman ve bil yevmil ahir, ahirete iman. İkisini kuşandığınız zaman, içinizde inşa ettiğiniz zaman, bakış açısı kıldığınız zaman, onu görüp, onu duyup, onunla yaşadığınız zaman kainat size diğerlerine gösterdiğinden daha fazla yüz gösteriyor. O kapılar şak diye açılıyor ve arkadaki hazineleri görmeye başlıyorsunuz. Dünyadayken cenneti yaşamaya başlıyorsunuz. En azından içinizde bir cenneti yeşertmeye başlıyorsunuz. Tabi ameliniz, tevekkülünüz, hakkını verdiğiniz ölçüde de o cennet daha da büyüyor. Kocaman Tuğba ağacı oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın göğsündeki iman ne kadar olmuş? Kocaman. Hepimiz onun dallarına tutunarak yaşıyoruz yani. Öyle bir ağaç olmuş onun göğsündeki iman maşallah. Ondan sonra da tabii sahabesi, tabi'in tebe'i, tabi'in büyüklerimiz,
Ehl-i sünnet vel cemaat imamları, meşayihleri, gavsları, kutupları, arifleri, alimleri, dervişleri, Allah hepsinden razı olsun, hepsinin şefaatine bizi nail eylesin. Onların imanları da aynı örnekte olduğu gibi birer ağaç olmuş ve ümmet onların gölgesinde gölgelenmiş. Biz de mesela şu an Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin imanı bir ağaç olmuş, Risale-i Nur diye çiçek açmış. Biz de onun altında gölgeleniyoruz. Allah o Allah dostlarından razı olsun. Evet. Demek ki tılsımı açmak mümkün, fethetmek açmak demek zaten. Ruhu beşer için saadet kapısını fetheden. Burada neden ruhu beşer ifadesini kullandı? İnsan demedi. Bunu ben hani kesin bir şey olarak bilmiyorum. Bir kaynakta okumadım ama birisinden işittim, aklımda kalmış. Bahsedeyim, siz de bu kayıtlarla içinizde bir yere koyun. Beşeriyeti insanın insaniyetinden bir adım gerisini anlatıyor. Yani beşeriyet imanla müşerref olursa insaniyeti yükseliyor. Birisi bana öyle söylemişti. Bu kelimeler arasındaki nüans olarak beşerle insan. Yani hayvaniyetimiz var bizim. Yani bir tarafımızda biz hayvanlara benziyoruz. Ama ondan aşkın yanlarımız var. Beşeriyetimiz ondan oluşuyor. Bir de beşeriyetimizin üstüne iman da bina edilirse biz insaniyetimizi görüyoruz diye söylemişti. Yani bu kelimeler arasında böyle mertebe farkı var diye. Ben kendim bilmiyorum yani asıl açıkçası. Bir yerde de okumadım ama işittim sadece birisinden. Şimdi eğer öyleyse şunu diyebiliriz ki bu amentü billahi ve bil yevmil ahir bizi beşeriyetten insaniyeti yükseltiyor. Ruhu beşer denmesi o yüzden burada. Yani ruhu beşer saadet kapısını fethederse, açarsa, o kapıyı aralarsa insaniyetine geçmiş oluyor. Ama zor da bir geçiş bu yani. Onu bulamazsanız başka geçiş yolu yok. O yüzden iki tılsımı müşkül küşa diyor mesela. Açması zor iki tılsım. Öyle hakikaten de. Yani Allah'a imanınız ve ahirete imanınız olmazsa bu düğümleri neyle çözersiniz? Başka neyle telafi edebilirsiniz bu yaraların yerini? Yok işte evrenin ruhu, karma, Buda felsefesi falan filan. Belki yani İslamiyet'le tanışmamış birisi için bunların şöyle böyle bir şeyi var. Hani kendi aradığında bir ışık, bir parıltı, bir ufak güneş yansıması onlar da hissediyor olabilir. Ama bir Müslüman için bunların hiçbirisi çare değil. Çünkü Müslüman ondan daha yükseğini görmüş zaten. Ben mesela bazen öyle kitaplar okuyorum. Zaten takip edenler bilirler. Elime ne geçerse okuyorum yani. Çok kitap seçtiğim yok. Bahseden kitapları da okuyorum. Mesela işte Buda'nın felsefesinden, Konfüçyüs'ten şu bu. Ya İslamiyet'teki şeylere bakıyorum. Abi diyorum bunlara kim tamah eder artık yani. Bizde 10 kat sistemlisi, 10 kat derini, 100 kat tutarlısı, yani her açıdan onların o metafizik bilgisi çok şey geliyor bana. Hani İslam'ın böyle tık 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 Esma-ül Hüsna ile taşları yerde koymuş, bütün düzeni sağlamış, o bütün kaleyi fethetmiş, her bir köşesini açığa çıkarmış hali var. Yani İslamiyet hakikaten o açıdan muhteşem bir bilgi var. Bu bilgi ne Hristiyanlıkta var, ne Yahudilikte var, ne de başka bir yani böyle dini inanç diyelim içinde var. Hiçbirisinde böyle derinlikli bir maneviyat şeyi yok. Böyle her köşeyi açığa çıkarmış, soyut bırakmamış, detaylandırmış. Neredeyse o soyutluğu somuta çıkarmış yani. O ölçüde detaylı, iyi çalışılmış bir bilgi yok. Bu kadar birikim yok zaten. Yani 1400 yıldır İslam uleması eserler telif ediyor, şerhler yazıyor, tefsirler yazıyor, fıkıh eserleri yazılıyor. İşte eser yazılıyor, o eser üzerine eser yazılıyor yani. Hem de bir sürü. Bakıyorsunuz mesela Buhari-i Şerif, İmam Buhari rahmetullahi aleyh yazmış. Üzerine kim bilir ne kadar şerh yazılmış, başka başka türde eserler yazılmış. Yani yazılmakla da kalmamış, üzerine de çalışılmış. Böyle bir bilgi birikimi bizde var. Daha o ufak ufak böyle parıltılar, böyle bir güneş bizde var diyelim. Daha ufak ufak parıltılar, böyle el fenerini yakıp söndürmek gibi felsefeler
Hiç aranmaz ki, ben hiç aramıyorum yani. Ama onlara baktığım zaman da şunu diyorum, bak ha, işte bunlar da İslamiyet'in şuradaki şeyine uyuyorlar. Biraz daha nasıl diyeyim? Aslında bütün insanlığın İslamiyet yolunda arayışta olduğunu, Müslümanların elhamdülillah bulduğunu, onların ise aradığını, bulduklarıyla yetindiklerini buradan fark ediyorum. Yani aslında onların da aradığı İslam. Bana bu kanaati veriyor kitapları okurken de gördüğüm şey. Evet. Ve sabır ile Halıkına tevekkül, burada da imandan sonraki aşama söyleniyor artık. Dedik ya, ilk aşama imandı. Ondan sonra imanın amele dönüşmesi süreci var. İman hayata amelle iniyor. İman hayata amelle yansıyor. Bunu sadece tek düze bir ilişki olarak da düşünmeyelim. İman hayata amelle yansıdığı gibi amel de imana doğru yansır. Yani bir insan imanından ötürü namaz kıldığı gibi çokça namaz kılmasının da imanına pozitif katkısı olur. Fazlalarını kılması zaten en başta lazım. Ama ondan sonra işte teheccüdüdür, diğer başka sünnet ve nafile namazlardır, bunları arttırdığı zaman oradan da geri dönüşüm olur. Bunun anlaşılmayacak bir tarafı var mı? Bugün kişisel gelişim uzmanları diyorlar ki neşeli olmasanız bile gülümseyin. Aynaya bakın, kendinizi iyi hissetmeseniz bile işte diyor 40 kere şeyde, ben bugün çok iyiyim, ben kendimi çok iyi hissediyorum, bomba gibiyim, bilmem, bu cümleleri, yani pozitif cümleler diyorlar. Bunları diyorlar 40 kere, 50 kere, 100 kere aynaya bakıp gülümseyen bir yüzde, inanarak, tasanno ile bile olsun söyleyin diyorlar. Bakınız, halet-i ruhiyenize iyi tesir eder diyorlar böyle şeyler. Yani onlar da bir nevi modern tarikat gibi böyle viritler bulmuşlar. Seküler, dünyevi, dünya işi, ahirete bakan bir tarafı yok. Ama virdin, o tarikatlarda yapılan zikirlerin, duaların, tekrarların, Kur'an'da da var onlar, sünnette de var böyle tekrarlar. Yani tesbihatımız mesela, namaz tesbihatımız sünnettir bu. Nedir o? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelmiş bize gibi. Bunların insanda bir iş gördüğünü, insanda bir şeyleri değiştirdiğini, bir şey inşa ettiğini onlar da biliyorlar yani. Artık seküler bir açıdan bunu keşfetmişler. Psikiyatri ile bunu keşfetmişler. Şuur altının varlığını keşfetmekle, yani insanın sadece şuurdan ibaret olmadığını, sadece aklıyla yönetilmediğini, çevresinden aldığı her mesajın onda bir iç dünyası inşa ettiğini ve şuurlu olmayan işlerde bile o şuur altının beslenebildiğini, mesela işte bu cümleyi tekrar etmekte şuur altına bir mesaj olduğunu ve o mesajı şuur altının işittiğini fark etmişler ve uyguluyorlar. Evet, o ilişkiyi öyle düşünmemek lazım dedik. Geri dönelim. İman sahibi olduk. İman şimdi bizden içimizde yandı elhamdülillah onun nuru. Cenab-ı Hak irade-i cüz'iyemizin sarfından sonra o nuru içimizde yaktı. Ardından ne gelecek o hayata girmesi için? Bir, sabır ile Halıkına tevekkül. Bakınız, daha dün Twitter'da bir şey okudum. Üzüldüm de yani. Bir hocamız artık imani konularda şüphe sahibi olduğundan falan bahsetmişti. İsmini vermeyeyim, zaten biliyorsunuz, belki gördünüz zaten. Bakın, sabır ile Halıkına tevekkül etmezse herkes bu tehlikeye düşebilir. Hatta şu kısmı da katalım. İltica ve şükür ile Rezzakından sual ve dua. Öncelikle sabır ile Halıkına tevekkül. Şimdi hepimiz gündelik hayatta, bir de ahir zaman fitnesi, işte bu zamanın dalaleti ilimden fenden geliyor. Bilmese bile kendini bilir zannediyor. Üstelik sual ve şüphe üretmede çok gayretli yani. Adamlar mesailerini bunun üstüne bina etmişler. Oryantalistlerden tutun, bunun dışarıdaki ucu. Gelin İslam alemindeki o modernist, ehli bid'a, reformcu, tırnak içinde İslam aydını, tırnak içinde kullanıyorum bu ifadeyi. İslam aydını tipleri, adam sürekli İslam alemi hakkında, İslam geleneği hakkında, sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in dönemleri hakkında, hatta işte Mustafa Öztürk gibi tipler, ta vahyin mahiyetine dair
çıkacak kadar yükseğe şüpheler üretiyorlar, tereddütler aşılıyorlar. Şimdi bunlara karşı bizim ilk dayanağımız elbette ilimdir, yani işin aslını bilmektir. Ama işin aslını da hele bizim gibi, benim gibi avamlar, sizi tenzih edeyim, kendimi söyleyeyim yani, hemen ilk başta bulamayabiliriz. Bize bir sual geldi, kulağımıza bir şey geldi. İşte Ebu Bekir Sivil Hoca onu çok böyle hani biraz da mizahi bir tonda anlatıyor. Bir hoca dinledim, kafam çok karıştı. İşte bir televizyon programı izledim, işte çok şüphelendim falan. Ya bu din diyor hani pazartesi gelmedi ki bize, geçtiğimiz hafta gelmedi ki, niye tereddüt ediyorsun bu kadar? Önce bunu bilmemiz lazım yani. Bu iş sadece her şey 2 çarpı 2, 4, hemen geliyor, cevap geliyor, hesap makinesi gibi olacak bir iş değil. Bazen de böyle tereddütler yaşayacaksın. Sualden emin olmayacaksın, cevaptan emin olmayacaksın. Ama vazgeçmeyeceksin. Ya bir Beşiktaş taraftarı, bir Fenerbahçe taraftarı, bir Galatasaray taraftarı nasıl taraftar oluyorsa o takıma, o değersiz şeye, ben bir Beşiktaşlı olarak bunu söylüyorum yani açıkça. Değersiz bir şey yani. Dünyevi bir anlamı var. Ahirette Beşiktaşlılığın bir geçer akçesi var mı? Yok. Bu kadar değersiz bir şeye, bu kadar sağlam bir şekilde taraftar olabiliyorken, acaba demiyorken, mesela onların arasında şey tartışmalar olur. Kim daha büyük? İşte bizim şu kadar şampiyonluğumuz, bizim şu kadar var. Aa sen öyle diyorsun ama sizin takımda şöyle şike yaptı falan filan, böyle tartışmalar. Adam vazgeçmiyor davasından. Bakın, belki de takımı hakikaten aşağılarda başarı sıralamasında. Ama abicim adam öyle bir tutunuyor ki o davaya. Argüman üretiyor o davanın arkasında. Zaten taraftarlığınız olmazsa argüman da üretemezsiniz. Cevabı da bulamazsınız. Çabuk tereddüde düşersiniz. Bizim de İslam'a, imana, ehl-i sünnet vel cemaat itikadına taraftarlığımız olması lazım. Bu modern zamanlar bizi çok kötü yetiştirdi. Çok kötü şeyler aşıladı. Bunlardan birisi de tarafgirliğin her halükarda kötü olduğunu söyledi bize. Biz de buna inandık. Taraftarlık batılda kötüdür. Hakta kötü değildir. Hak ve batıl düzleminde elbette böylesi değerlerin anlamı değişir. Aynı kalmaz. Biz böyle bir nötr yere oturmuşuz gibi hissediyoruz kendimizi. O da eşit, bu da eşitmiş gibi geliyor. Hayır. Elbette hakkı savunmak batılı savunmakla bir değildir. Hakkı savunuyorsan taraftar olacaksın. Arkasında duracaksın. Delil üreteceksin. Çabuk vazgeçmeyeceksin. Çabuk tereddüte düşmeyeceksin. Mesela ben işte yaşıyorum, bazen bir mevzu oluyor. Diyorum ki bak, ya diyorum ben şimdi bunun cevabını bilmiyorum. Bu mevzunun aslının ne olduğunu da bilmiyorum. Ama inanıyorum ki bu dairenin her şeye bir cevabı vardır. Yani bu ehl-i sünnet vel cemaat dairesinin diyorum. Hepsine makul, mantıklı bir açıklaması vardır. Hepsine bir cevabı vardır. İslam'ın hepsine bir cevabı vardır zaten. Beklerim diyorum biraz. Beklerim. Bu cevap beni bulur veya ben onu bulurum. Bir yerde denk geliriz birbirimize. Hani kaç defa tecrübe ettiysem hepsinde de o cevap beni bulmuştur veya ben o cevabı bulmuşumdur. Cenab-ı Hak El-Hadi ismiyle imdadınıza yetişir. Bir hidayet bahşeder. Bir doğru yol gösterir size. Ama ki çabuk vazgeçmeyin yani. Çünkü bu bir anlamda Cenab-ı Hakk'ın El-Hadi ismine karşı güvensizliğimizdir bizim. Yani şüpheye düşmemiz anlamında söylüyorum. Ya bir şey anlattılar, ya şüphelendim. İşte hoca dedi ki Ebu Hureyre radıyallahu anh yaşıyor mu yaşamıyor mu falan bir şeyler söyledi, şüphelendim. Niye? Niye? 14 asırda şüphelenilmemiş, sen mi şüpheleniyorsun? Şüphelenme. Temekkün et. Bari bunu yap yani, bekle. Bunun bir cevabı vardır de. Elbet bir alimden sana bir bilgi ulaşır, o zaman o tereddüdün gider, dağılır. Belki zaten o duyduğun şüphe de yalanlar üzerine bina edilmiştir. Arkadaşlar bu konuda da dikkatli olun. Yani ben hep yaşadığım için bunu da anlatmak istiyorum. Bu modernist, ehli bidâ, Kur'an Müslümanı, tarihselci falan bu taifenin size bir şey sorduğunda veya bir şey anlattığında o öyledir'e hemen gitmeyin. Bu adamın söylediği yalan olabilir, aklınızda bulunsun. Geçen mesela bir profesör Şakkı Kamer mucizesine dair video çekmiş. Diyor ki işte böyle bir şey yaşanmamıştır. Argümanlarını da söylüyor işte. Rivayet eden sahabeler çocuktu falan, onların bu hadiseyi bilmesi mümkün değil falan filan. Bir sürü şey söylüyor.
Melikşah Hoca, Allah ondan razı olsun, bir tweet silsilesi yazdı. Adamın orada inşa ettiği argümanlar, yani iddiasını doldurmak için söylediği argümanlar yalan. Altı yalan yani. Ama siz orada o şüpheyi etmezseniz, ya adam doğru söylüyor, profesör doktor, titrisi var, koskoca profesör dırr, yapar mı böyle şey derseniz, tereddüde düşersiniz. Ehl-i sünnet vel cemaat akidesinde bize sahabeden, tabiinden, tebe-i tabiinden gelen o saf akidede birisi bir şüphe oluşturuyorsa onda şüphelenin. O adam yalancıdır büyük ihtimal. Büyük ihtimal yalancıdır ya da yanlış anlamıştır. İkisinden birisidir yani. Mevzuyu bilmiyordur. Ya cahildir ya da sinsidir. Ben bu bakış açısıyla bakıyorum. Hepsinden de çıkıyorum Allah'ın izniyle. Bugün değil, yarın değil, üçüncü gün bir şey öğreniyorum ve diyorum ki ya, bu mevzunun aslı buymuş. Çünkü cevaplar da var ama cevaplar bize o kadar hızlı ulaşmıyor maalesef. Yani Allah ehl-i sünnet alimlerimizin, başta Ebu Bekir Sifil Hoca olmak üzere, Cübbeli Ahmet Hoca olmak üzere, daha bu konuda mesai sarf eden bütün hocalarımızın yardımcısı olsun. İstikamet, salabet, dirayet, feraset, afiyet, merhamet, adalet, muvaffakiyet versin onlara Cenab-ı Hak. Ömürlerini uzun etsin, bereketli etsin. Hakikaten onlar üretiyor ama onun bize ulaşması mevzusu da şey. Yok ki yardımcıları. Yani ben devlet başkanı olsam şu an elbette savunma sanayi de önemli, ekonomi de önemli ama kardeşim toplumun kimliği kayıyor. Kimliğimiz gidiyor ya, elimizden gidiyor. Bunlar gittikten sonra füzemiz olsa ne olur? Atıyorum ekonomimiz iyi olsa ne olur? Ahmet, ismi Ahmet, içi Johnny olduktan sonra Amerika beni işgal etmese de olur, Rusya beni işgal etmese de olur. Benim zaten içim Vladimir olmuş. İçim işte Roscoff olmuş, bilmem ne olmuş, başka bir şey olmuş yani. O açıdan bu hocalarımızın mesaisi çok önemli. İnşallah Cenab-ı Hak devlet büyüklerimizin de gözünü açsın bu mesaiye. Onların o önemli gayretleri çabuk halka ulaşsın, hemen halka ulaşsın. Hatta önce bunlar ulaşsın ki halkın daha zihni kirlenmesin. Efendim ta nereden buralara geldik? Sabır ile Halık'ına tevekkül diyorduk. İmanın hayata aksi, ilk önce mürşidimizin Bediüzzaman Hazretleri'nin bunu anması elbette tesadüf değil. Özellikle bunu söylüyor. Sabır ile Halık'ına tevekkül etmeyenin imanını hayata aksinde sıkıntı olur. Allah'a ve ahirete iman ettin mi? Arkasında sabır ve tevekkülle bulunacaksın. Sabırla tevekkül edeceksin. Öyle tevekkül ettim, bir hoca dinledim, aklım karıştı, tevekkülümden vazgeçtim değil. Duracaksın arkasında, sebat edeceksin. Ancak o zaman o iman hayata doğru akmaya başlar. Cenab-ı Hakk'ın esması da sende tecelli etmeye başlar, sana yansımaya başlar yani. Konular heyecanlı. Heyecanlanınca benim de boğazım kuruyor. Evet, sabır ile Halık'ına tevekkül, yaratıcısına tevekkül. Elbette bizim ustamız bizi bizden iyi bilir. Tevekkül edilecek de odur. İnsan Ferrari bir araba alsa dedik, önce Ferrari'nin fabrikasına tevekkül eder. Çünkü o Ferrari'yi sizden iyi bilir. Nasıl yapılacak? İşte kaç kilometrede bakıma gidecek? Yağı nereden değiştirilecek? İşte hangi parçası nasıl yapılacak falan filan. Bu mevzularda önce oraya güvenirsiniz. Çünkü usta o. O daha iyi bilir. Yapan o. Bizi de yaratan Allah. Tevekkülümüz ona karşı olmalı. Bizi bilmeyene tevekkül etmemeliyiz. Aristo'ya tevekkül edilmez. Sokrates'e tevekkül edilmez. Konfüçyüs'e şuna buna tevekkül edilmez. Seni o yaratmadı ki. O düşünüyor, aklına bir doğru geliyor, onu söylüyor. Tevekkül edilecek ancak Hak Sübhanehu olur yani. Kusurlardan münezzeh bir Allah'a tevekkül edilebilir. Ona işini vekil verir, onu vekil tayin edersen, işinin vekaletini ona verirsen işinde muvaffak olursun. Evet, sabırla Halık'ına tevekkül böyle. Devam ediyoruz. Hayata akıyor iman. İltica ve şükür ile Rezzakından sual ve dua. Bakınız işte o dünkü olay etkiledi bakış açımı. Bu paragrafa bakışım da değişti. Şimdi daha değişik şeyler geliyor aklıma. Allah'tan, Allah'a sığınarak yardım istenilir.
Bakın, iltica ve şükür ile Rezzak'ından sual ve dua. Yalnız sual ve dua değil, böyle isyan ederek, hesap sorarak, ortada bir yerde dedik ya, böyle nötr bir vaziyette, objektif olmaya çalışarak değil. Aklına şüphe geldi. Cevabı nerede arayacaksın? Fefirru ilallah, Allah'a kaçacaksın, Allah'a istiaz edeceksin, ona sığınacaksın. Burada Cenab-ı Hak bize her zaman kendisine sığınmamızı salık veriyor, tavsiye ediyor, emrediyor. Neden böyle? Cevap orada gelir. Cevap oradan gelirse doğrudur. Dedim ya işte, bir şüphe geldi, bir soru geldi, birisi kafanıza bir şey attı. Hemen vardır bunun bir cevabı. Bunun fiili şeyi nasıl olur? Gidersiniz bir hocaya, istikametine itimat ettiğiniz bir hocaya. Hocam işte şöyle şöyle bir sual geldi kafama, ben de şüphe ettim, vesvese ettim. Ya bunun cevabı nasıl olur, bana bir söyler misiniz? Hoca söyler, sen de alırsın. İşte bu mesela fiili bir sığınmadır. Ne yaptınız siz? Şüphenizden, yani şeytanın kafanıza şüphe attığı şüpheden Allah'a sığındınız. Onunla gelen bilgiye, ondan gelen istikametli hidayet bilgisine. Vesilelerle, hoca bir vesiledir, peygamber bir vesiledir, evliyaullah bir vesiledir, sığındınız. Oraya sığınırsanız doğru bilgi gelir. Ortada bir yerde durayım, o da %50 haklı, bu da %50 haklı falan, böyle olmaz yani bu iş. O tarafa kaçacaksın. O tarafa kaçarsan, oraya taraftarlık gösterirsen doğru bilgi gelir sana. Evet, şükür. Yine şükür şeyi de bir durduğu yerden emin olma şeyi hissettiriyor. Eğer elinizde olanın kıymetini biliyorsanız, sualiniz ve duanız, yani talepleriniz ve yine istedikleriniz diyelim, size şifa olur, ilaç olur. İstemek doğru şekilde böyle olur. İnsan şükrettiği şeyde emindir. Şükür nimeti arttırır. Hadis-i şerifi var yanlış bilmiyorsam. Hadis-i şerif de o. Ki ayetlerde de bu mana var gerçi. Ama bu şekilde hadis diyebiliyorum. Nasıl arttırır? Çünkü şükrettiğin şeyden emin olursun. Sebatkar olursun. Razı olursun. Azminde olursun. Şimdi mesela ben bir iş yapıyorum diyelim. Mesela işte benim eniştem fotokopi makineleri tamir ediyor. Adam seviyor işini ya. Elhamdülillah, şükrediyor, böyle dilinde şükür var hep. Şimdi o adam o işte başarılı olur. Neden? Durduğu yerden razı çünkü. Ama başka bir eleman getirdi diyelim. X kişiyi orada çalıştırıyor. Adam o işi yapmak istemiyor, böyle şikayetçi halinden. O adamdan sonuç alamazsın. Ona verdiğin emekten de fayda göremezsin. O istemez de zaten, yani onun istemesi, sizden bilgi istemesi de verimsizdir. Burada sual ve dua diyor ya, yani tabiri caizse onun ustasından istediği bilgi de verimsizdir. O duada da gönülsüzdür, muvazenesizdir. Neden? Razı değil durduğu yerden. Şükür bunu ifade ediyor, nimeti arttırıyor çünkü oradasın, devamlısın, arkasında duracaksın. Elbette bu sebatın meyvesi de nimetin artması olacak. Bir de şu var, aynı amelin içinde de şükür nimeti arttırıyor. Yani bir şeyi onun varlığından mutlu olarak yapmak farklı, ondan şikayet ederek yapmak farklı, daha o amelin içindeyken bile. Yani mesela önünüze bir yemek geldi. O yemekteki kusurlara, ufak ufak sorunlara, belki servisteki şu işte aksaklıklara, bu yemekteyiz programı falan filan var ya televizyondaki. Şimdi onların üzerinden anlatayım. Adam getirmiş mesela, çok güzel yiyecekler var. İşte bunu getirdin ama yanında şunu koydun, bu yanlış oldu falan. İşte şunu getirdin ama tuzluğu şöyle koydun, bilmem şunu şöyle yaptın. Böyle sorunlara konsantre olursanız nimet azalıyor. Her şeyde. Sorunlara konsantre olan insanlar nimeti azaltıyor. Öyle insanlarla beraber gezmek de insanı mutsuz ediyor. Bir gezmeye gittiniz mesela, bir arkadaşınız var yanınızda, her şeyi sorun ediyor. Gezmeden tad alır mısınız? Ya dersiniz, nereden getirdik bunu arkadaş, bela gibi, her şeyi şikayet, şikayet, şikayet. Her yerde problem, problem, problem. Yani bu adam olmaz olsaydı yanımda falan dersiniz yani, öyle hissedersiniz. Bakınız neden? Şükürsüzlüğünden oluyor o.
kusura bakıyor, nimeti azaltıyor. Olduğu anda bile azaltıyor. Ama şükreden insan, mutlu olan insan, beraber gezdiğiniz zaman bile, ya bu adamla beraber gezdim, içim açılıyor arkadaş. Adam hep mutlu, hep razı, hiç sorun çıkarmıyor. Önüne ne getirsem Allah razı olsun diyor, yiyor. Kusuruma bakmıyor, kusur aramıyor gibi gibi manalarla daha o nimeti yaşarken dahi açıldığını, nimetin arttığını hissediyorsunuz. Yani bereketleniyor. Demek ki insan varlığı bu şekilde de en azından kendi duyuşu ve bilişiyle etkileyebiliyor. Evet, imanın hayatı aksi dedik. İki tılsım-ı müşkül küşa, amentü billahi ve bil yevmil ahir idi. Yani o tılsımları elde ettikten sonra kapı açılıyordu. Ama ilerleme, o ilerlemedeki muvaffakiyet, sabır ile Halık'ına tevekkülde, iltica ve şükür ile Rezzak'ından sual ve duada. Evet, ve sabır ile Halık'ına tevekkül ve iltica ve şükür ile Rezzak'ından sual ve dua ne kadar nafi ve tiryak gibi iki ilaç olduğunu, faydalı ve şifalı iki ilaç olduğunu ve Kur'an'ı dinlemek, bakınız, burada işte şifa ve ilaç dedi onlar için. Bunda yukarıdaki bahislerden herhalde bir nebze aydınlatmış olduk. Tekrar duralım mı bu ilaç ve tiryak bahsinde? Faydalı ilaç bahsinde. Yani bu sabrın ve ilticanın insanın ihtiyaçlarına bakmasıyla zaten uyanı sanki gözüküyor gibi. Yani insan niye sabreder ve tevekkül eder? Bir sıkıntıyla karşılaştığında açılır o konudaki şeyi, temayülleri. İltica ve şükür de öyledir yani. Sual ve dua da öyledir. Ya bir sorunla karşılaşırsanız dua etme şeyiniz açılır. Demek ki onunla ilgili mevzular da şifadır, ilaçtır gibi düşünülebilir geliyor bana. İleride belki yine buraya döneriz. Ve Kur'an'ı dinlemek, hükmüne inkiyat etmek. Kur'an'ı dinlemek, bu muymuş Kur'an'ı dinlemek? Bak sadece bu değilmiş. Kur'an'ı dinlemek, bunlar birbirinin devamı. Diyoruz ya, iman hayata geliyor. Kur'an'ı dinlemek bir, hükmüne inkiyat etmek iki, namazı kılmak üç, kebairi terk etmek dört. Ebedül abad yolculuğunda, yani sonsuzluk yolculuğunda ne kadar mühim, değerli, revnektar bir bilet, bir zad-ı ahiret, bir nur-u kabir olduğunu anlamak istersen şu temsil hikayeciye bak, dinle. Bunun yukarı ile ilgisini kuralım. Yani Kur'an'ı dinlemek neden amentü billahi ve bil yevmil ahirinin şeyi olsun, zarureti olsun, onunla bağlı olsun. Bir insan ben Allah'a inanıyorum, ahirete inanıyorum ama Kur'an'ı dinlemiyorum diyebilir mi? Dese ne deriz? Allahu alem kaydıyla söyleyeyim. Benim aklıma bu noktada şöyle bir cevap geliyor. Eğer Allah'a iman ettiyseniz ve ahirete inandıysanız şunu da kabul edersiniz artık. Cenab-ı Hakk'ın, yani bu alemi yaratan Allah'ın tek ve bir olan, hepsini yaratan, her şeyi yaratan, çünkü Allah'lık böyle olur, sonsuza sınır koyamazsınız. İki sonsuz bir arada olmaz yani. İki sonsuz sınırla ancak olur. Sınırlı olursa sonsuz olmaz. Bu bir tenakuzdur. Allah'sa sonsuz olur, tek olur, biricik olur. İkincisi olmaz. Yani sonsuzun ikincisi olmaz. Bilmem anlatabildim mi? Çünkü ikincisi olması sınırlamak demektir onu. Ateş tanrısı bilmem ne, su tanrısı bilmem ne. Olmaz, çünkü tanrı dedin sen ona. Ona sınırları kaldırdın ondan zaten. O nasıl oldu tanrı? Pazuları biraz daha güçlü diye olmadı herhalde. Ya da boyu daha uzun diye olmadı herhalde. İnsaniyetten, mahlukiyetten var olan sınırları kaldırmakla onu ilahlığa taşıdın. Bir daha tekrar sınır koyamazsın artık ona. Çelişki olur bu, tenakuz olur, mantıksızlık olur. Allah'sa biricik olacak, tek olacak. İslam bu açıdan en şeydi yani. İslam'ın tarif ettiği Allah, ilah tarifinin en kemalidir, en doğrusudur zaten.
Ondan başka daha doldurucu bir tanım yoktur. Zaten kainatın da söylediği budur. Kur'an'da hani buyuruluyor, yerlerin ve gökler yerlerin ve göğün başka bir ilahı olsaydı, hani aklımda kaldığında şöyle, ikisi de mahvolup giderlerdi diyor. Neden? Çünkü çatışırlardı, iki sonsuzluk bir yere sığmazdı, ikisi de benim dediğim olsun derlerdi. Yani bir sultan bile, iki sultan bile bir şeyde olsa savaşıyorlar. İki tane muhtarı bir köye versen kavga çıkıyor, birbirlerine silah sıkıyorlar. İki kaymakamı bir ilçeye tayin etsen, ilçenin ayarları bozuluyor yani. Kaymakamların da ayarları bozuluyor. Onlar da birbirlerine şey yapıyorlar, bozuluyorlar gibi gibi. Yani muktedirlik teklikle mümkün oluyor. İki oldun mu onlar benim dediğim olsun, senin dediğin olsun. Benim hükmüm burada, senin hükmün burada falan filan. O da insanda, sınırlı olan insanda bile bu böyleyken, kaldı ki sonsuz olan Allah'ta elbette böyle bir sınır söz konusu olamaz. Böyle bir Allah ve ahirette kattığınız hesaba bu dünyanın sonuçları olduğunu, bu dünyadan muradın bu dünyanın kendisi değil, orada yapılan tecellilerle asıl sonsuzluğun yetiştirildiğini, sabiteler aleminin oluşturulduğunu, F-35 örneğimizi hatırlayalım daha önceki derslerde. Hani proje taslak çalışmaları, tecelliler sürekli değişiyor. Ne için? Sabit bir ürün üretilecek. O tasarım aşamasında değişimler oluyor sürekli. Yeni şeyler üretiliyor, yeni şey getiriyor, yeni model getiriliyor, yeni parça, yeni bilmem ne. O değişim oranın asıl olmadığını gösteriyor. Oradan elde edilen emekle kalıcı bir şey yapılacak. Bunu anlıyoruz. Bu dünyada da Cenab-ı Hakk'ın değişen tecellilerinden aklı olan okuyor ki bu tecelliler bir sonsuzluğa hazırlık. Bir sabiteler alemi yaratılacak buradan. Bu nehir, Bediüzzaman'ın tabiriyle bu karışık akan nehir cennet ve cehennem havuzlarına ayrılacak. Sabitelenecek. Nasıl dünyada nehirler gidiyorlar, denizlerde sabite oluyorlar değil mi? Denize karışıyor, duruyor su. Yani dalgalanıyor ama orada bir durgunluk var artık veya göle akıyor. Orada karar buluyor yani. Gibi aynen öyle de alem şu an akıyor, delicesine akıyor. Hele kıyamet yaklaştıkça hızı da artıyor sanki. Değişim de hızlanıyor, sürekli gözümüzün önünde daha çok hareket, daha çok olaylar, savaşlar, bilmem hadiseler falan. Eskiden 1000 yılda olan şeyler şimdi 100 yılda oluyor gibi. Bu hızlı tecelliler bir yere aktıldığını gösteriyor. Bunları kattınız aleminize. Bunları kattıysanız eğer, artık şunu sormanız lazım. Eğer Allah böyle yarattığına ilgili sonuçlarını da böyle sabiteler aleminde değerlendirecekse, yani buradaki varoluş hikmetliyse, hem başta yaratılış hem de taşınış, yani ölüyoruz ondan sonra tekrar taşınacağız ya, o iki açıdan da Cenab-ı Hak bu kadar ilgileniyorsa sürecin içinde de bizi bırakmış olamaz. Yine Kur'an'daki o ayete atıf yapalım manasını. İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır? Nasıl sanıyorsun bunu? Başın planlı, çok ince bir tasarımsın. Çok büyük işçilik var üzerinde. 40 kapılı 40 saray gibisin yani. Böyle dakik, her bir hücrende bir evren gizli sanki. Her bir atomunda bir alem gizli sanki. Öyle bir sanatın var, hayatın var. Ve ahirete inanıyorsun da bir de üstelik. Şimdi bu başıboş bırakılır mı? Elbette buna sahibi, maliki bildirmiştir ne yapacağını. Bildirmiş olmalı. Beni böyle bırakmış olamaz. Evreni başıboş bırakmayan beni bırakmış olamaz. Beni cüz-i irademi verip böyle tarlaya salmış tabiri caizse olamaz haşa. Ne yapıyoruz oradan? Bir vahyin gelmiş olması şeyine uyanıyoruz. Hakikatine. Vahiy bildirmiş olmalı bize. Peygamber göndermiş olmalı bize. İlgisini kesmiş olmamalı bizimle. Madem sorumlu tutacak, ahirete taşıyacak bu işleri. O zaman da en hakikisi kim çıkıyor? Kur'an. Vahiylerin yani tahrif olmayanı. Hakikisi. En geçerlisi. Yani şöyle alın. Ben hani kütüphanede görmüştüm. O zaman
Nesil Yayınları'nın kütüphanesinde bir tane Kitab-ı Mukaddes vardı. Aldım, karşıma koydum. Diğer tarafa da şeyi koydum. Kur'an-ı Kerim'i koydum. Pardon. Yani metinsel olarak yüzleştiğinizde dahi, yani Kur'an'ın yaptığı işin çok başka bir iş olduğunu görüyorsunuz. Yani Kur'an'daki izahlar, perspektif koymalar, bina inşa etmeler, diktiği sütunlar, bunlar yani şu günümüzdeki o tahrif olmuş kitaplar, felsefeler falan filan, ya hiçbir şey hiç. Böyle bir şey, sistemli bir gayb tarifi yok yani hiçbirinde. Hiçbir şey onlar. Kur'an o kadar sistemli ki, o kadar böyle sağlam şeyler koymuş ki. Yani değil mi? Ya da işte hani biz imanımızdan dolayı mı böyle görüyoruz? Hayır, yani bence çok somut. Yani otursanız, zaten fıkhımız, İslam alimlerimizin eserleri bunu ortaya koyuyor zaten. Onlar da Kur'an'dan ve sünnetten alıyorlar hakikatlerini. Onları böyle oturup bahsettiğiniz zaman bir de diğerlerini al koy böyle. Ya İslam saray inşa etmiş, öbürlerinden kulübe gibi olmuyor yani. Onların böyle metafiziğinden, maneviyatından kulübe bile çıkmaz, kulübe. Niye başka dinlerden İslamiyet'e çok giren oluyor? O yüzden adam bakıyor ki, ya ben diyor kulübede oyalanmışım diyor şimdiye kadar. Burada saray varmış diyor adam. Bilgiye baktığı zaman, oradaki doneye, içerikteki tutarlılığa, zenginliğe baktığı zaman, burası diyor başka bir alem diyor yani. İslam'dan çıkan nereye gidiyor? Hristiyanlığa, Yahudiliğe falan mı gidiyor? Hayır. Çıkarsa çıkan ateizme gidiyor. Neden? O da aslında din şeyine kabullenemiyor. Yani nasıl diyeyim? Din ona nefsine boyunduruk gibi geliyor. Asıl arıza orada. O boyunduruğu takmak istemediği için çıkıyor. Çıktığı için de başka boyunduruk takamıyor boynuna. Yani mesela Hristiyan olamıyor, Yahudi olamıyor. Onlara göre İslamiyet çok sistemli. Ondan vazgeçip tekrar bunlara dönemiyor. Ben zaten diyor ötekinden kaçtım, bunlara mı tenezzül edeceğim diyor yani. Orada diyor saray vardı, bıraktım geldim. Burada kulübeye mi gireceğim diyor tekrar. Adam başka dine girmiyor. Genelde İslam'ın mürtedi. Yani çok nadirdir. O da yani Hristiyan oldum diyen de sözde olmuştur. Aslında olamamıştır bence. Veya Yahudi oldum diyen veya başka bir şeye geçtim diyen. Genelde ateist olur, büsbütün münkir olur. Çünkü o boyunduruk artık tutmaz. O kötü köpek gibi artık tasmaya gelmez o yani. Evet. Evet. Şimdi Kur'an'ı dinlemesi lazım. Onlarla kıyasladığı zaman Kur'an'daki sistemliliği anlaması lazım. Bakması lazım yani. Bakmıyorsa onun sorumluluğu. Çünkü İslamiyet elhamdülillah şimdi her yere yayılmış. Mesaj her yerde duyuluyor. İnternet çağındayız. Hakikati aramamak için insanın bahanesi kalmamış. Kur'an'ı dinlemek, dinledin, hükmüne inkiyat etmek. Kur'an çünkü istiyor bunu. Namazı kılmak. Kebair'i terk etmek. Bakınız, namazı kılmak, kebair'i terk etmek. Daha önce de bu beraber gelmişti. Biz bir sözde daha bunu okumuştuk. Neden böyle? Şimdi önce dahil olduğun sürece katıldın, sonra katılmaktan dolayı kaçınmalara başladın. Katılmak, sonra kaçınmak. Süreç böyle işliyor. Dinledin, inkiyat ettin, namazı kıldın, sürece dahil olduğunu iyice. Ondan sonra günahlardan kaçınma. Çünkü bunun götürdüğü yol da orası. Şimdi mesela namazı kılan, namaz günahlardan alıkoyar değil mi? Bu yönde bize bildirilen haberler var, rivayetler var. Nasıl? Bir kere namaz kılmak için abdestli olmanız lazım. Temiz olmanız lazım. Dışındaki farzlar var, içindeki farzlar var. O farzları kolladığınız zaman, o farzların şartlarını oluşturduğunuz zaman ister istemez sizi bir şeylerden uzaklaşmaya itiyor. İşte necasete giremiyorsunuz. İçeyim de ondan sonra namaz kılayım diyemiyorsunuz. Şartları o var çünkü namazın. Veya atıyorum şunu şunu yapayım ondan sonra bir de namaz kılayım üstüne diyemiyorsunuz. Çünkü namaz sizi onlardan uzaklaştırıyor. Kendi
alanını sağlıklı bir şekilde inşa etmeniz için, namaz alanını inşa etmeniz için başka bir şeylerden sakınmayı gerektiriyor. İslam'da ameli salih aslında bir anlamda takva da barındırır yani. Elbette takvanın aslı daha şuurlu bir çekiliştir ama mesela ameli salih işleyen adam da günahlardan uzaklaşır. Mesela oruç tutan insan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle emretmiş, tavsiye etmiş. Hani evlenemiyorsanız oruç tutun diye. Zinadan uzak durmak için. Neden? Çünkü böyle nefsinizin şeyini düşürüyor, vitesini düşürüyor. Oruçlu insanın nefsinin vitesi 5'te değil 2'de oluyor. Bu da tabii ki de onu şeyden daha alıkoyuyor, günahlardan daha alıkoyuyor. Mide bir nevi şey gibi yani, nefsin benzin deposu gibi. Oraya az benzin atarsanız o da az yakmaya başlıyor. Fazla böyle ileri gitmemeye başlıyor. Hem iradenizi kontrol ediyorsunuz. Bu zekat için de söylenebilir. Varlık algımızı düzeltmemiz açısından o maddiyatı nerede kullanabiliriz, nasıl kullanabiliriz? Sınır öğreniyoruz. Mal bizim değilmiş, emanetçisiymişiz, onu öğreniyoruz. Namaz zamanla ilişkimizi, bunu namazla ilgili olan sözde konuşmuştuk. Hac, seyahatle, mekanla ilişkimizi, oruç, gıdayla, yemekle ilişkimizi vesaire ibadetler, her birisi bir şeyle ilişkimizi bir düzene sokuyor. İçinde takva şeyini barındırıyor aslında. Düşüncesini, bir ölçüde gayretini barındırıyor ister istemez çünkü. Şartları var. O şartları oluşturmak için takvası da gerekiyor. O amelin şartlarıyla sınırlı olsa da. Ama o terbiyeyi aldıktan sonra bir sonraki aşama ne oluyor? Kebair'i terk etmek. Ondan sonra o gelir çünkü. Alıştınız ameli salihle. Ben o yüzden arkadaşlarla konuştuğum zaman bazen böyle ya oluyor yani, bizde de oldu vaktiyle. İşte adam namaz kılmaya başlıyor. Sonra bakıyor ki ya ben işte iyi yaşayamıyorum. İslam'ın hakkını veremiyorum. Bu namazda da ben yalancı gibi oluyorum. Namazı da bırakayım diyor mesela. Ya da başka bir ibadette mesela başlıyor. Sonra hakkını veremediğini düşünüyor. Şeytan öyle vesvese veriyor yani. Sen diyor bu kadar günah içinde bu ameli niye yapıyorsun ki diyor. Zaten hiçbir şey yapmıyorsun diyor doğru düzgün. Şartlarını yerine getiremiyorsun doğru düzgün. İdeali yapamıyorsun doğru düzgün. Vazgeç, bunu da yapma diyor mesela. Böyle kandırıyor, tuzaklara düşürüyor. Ben diyorum ki yani o zaman yani başka gidecek yer var mı? Yani Allah'tan başka rızasını kazanırsak cennete gidebileceğimiz birisi var mı? Yok. Bu amel biz yapmayınca farziyeti kalkıyor mu? Yok. O zaman diyorum şey, bizim bu şekilde bu amelle ilişkiye girmemiz doğru değil. Bizim girmemiz gereken ilişki şu. Ne yapayım da yani nasıl yapayım da bu amelin süreci işlemeye devam etsin. En azından bu kadarı yapılmış olsun. Doğru ifadesi bu oldu. Bizim diyorum şöyle bakmamız lazım amellerimize. Ne kadar yapsam kar? Ne kadar kurtarsam kar? Ne kadar yapabilsem, hani Allah Müslümana kolaylık emreder, zorluk emretmez. Ne kadarını yapabiliyorsam o kadar benim için kar. Böyle düşünmem lazım. Yani muhtaç olduğumu düşünmem lazım. Bunu yapmamak gibi bir lüksüm yok artık. Nasıl kurtarabilirim? Ne kadarını yapabilirim? Yani oradan vazgeçmek değil de orada kalmaya kollamamız lazım. Evet, olabilir. Dedikodu çok yapıyorum. Ama burada fedakarlık edilecek şey ya dedikodu yapıyorum, namazı da bırakayım değil. Allah ıslah etsin. Bunu yapıyorum ya, inşallah ona da Allah şifa verir. O hastalığımdan da beni kurtarır diye düşünmek lazım. Amelden vazgeçiş, yine buraya dönelim metne. Amelden vazgeçiş, takva hususundaki gayreti de öldürür. Yani bir insan amellerini yapıyorsa onun ileride takvalı da olmasından ümit var olabiliriz. İnşallah Cenab-ı Hak lütfederse, bağışlarsa, onun ikramı çoktur, ihsanı çoktur. Nice azlara, nice az amellere çok mükafatlar vermiştir. Yani biz de ondan dileniyoruz zaten. Başka bir şansımız da yok. Cenab-ı Hak dilerse şeyden de bizi kurtarır. Öyle alışkanlık haline gelmiş günahlarımızdan kurtarır, şifa verir. Ama ameli terk ettikten sonra o ikisi beraber gelmez bir daha. Ben
dedikodu yapıyordum, namazı bıraktım. Ne oldu? Dedikoduyu mu bıraktın namazı bırakınca? Ya da sonra aradan 6 ay geçti, ikisine birden çok iyi mi başladın? Olmuyor böyle bir şey. Ne koparırsan, ne ısırırsan onu alacaksın. Alabildiğin kadar mesafe alacaksın. Yürüyebildiğin kadar ileri yürüyeceksin. Bir gıdım daha, bir parça daha, bir kırıntı olsun, parmağını basıp onu da ağzına atacaksın. Öyle hani tabaktaki kırıntıyı sünnetlemek gibi böyle. Ondan kaçmayacaksın. Oradan kurtardığına bakacaksın. Diyeceksin ki Cenab-ı Hak'tan dilerim, buna da belki şifa verir. Ama benim bunu yapmamak diye bir lüksüm yok. Kaçabilecek bir lüksüm yok. Cenab-ı Hak bunu benden istiyor. Beni bundan mesul tutmuş. Kılmayınca farziyeti düşmüyor. Evet arkadaşlar. Vallahi bir saati bir paragrafa ayırdık. Derin konuşalım derken bu sefer de fazla konuştuk galiba. Bir paragrafı bir daha okuyayım. İnşallah yarın temsil kısmını da okuyup tekrar ince bir tefekkür yapmaya çalışırız. Yedinci söz. Şu kainatın tılsımı muğlakını açan amentü billahi ve bil yevmil ahir ruhu beşer için saadet kapısını fetheden ne kadar kıymetli iki tılsımı müşkül küşa olduğunu ve sabır ile halikine tevekkül ve iltica ve şükür ile rezzakından sual ve dua ne kadar nafi ve tiryak gibi iki ilaç olduğunu ve Kur'an'ı dinlemek, hükmüne inkiyat etmek, namazı kılmak, kebairi terk etmek, ebedül abad yolculuğunda ne kadar mühim, değerli, revnaktar bir bilet, bir zadı ahiret, bir nuru kabir olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle diyor Üstad Hazretleri. İnşallah yarın da kısa mevzunu, temsil hikayecik mevzunu daha ince tefekkür etmeye çalışırız Cenab-ı Hakk'ın fazlu ihsanıyla. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.